Afiyet olsun. Ay biz tanışmadık değil mi? Ben Yeşim, Yeşim Aras. Sürprizimi beğendin mi? Ben de senin bana yaptığın sürprizi beğenmedim. Laz kızı. Bana annemin peşine düşmediğini söyle. Hadi. Düşmedim de. Çünkü eğer annemin peşine düştüysen, eğer annem benim karşıma çıkarsa, beni kaybedersin. Olabilir misin? Memnun oldum Yeşimcim. Ben de Dilek. Ben de çok memnun oldum Dilek abla. Yalın. Ya o nasıl söz öyle?
Ne demek annem karşıma çıkarsa beni kaybedersin? Bence gayet açık. Annemi bulursan beni kaybedersin. Ama... Annemi arıyor musun? Aramıyor musun Naz kızı? Yo. Niye arayayım senin anneni? Hem ne yapayım canım ben senin anneni, değil mi? Bana sen lazımsın. Annen değil. Nereden çıkarıyorsun ki bunu? Hakikaten ya. Ben nereden çıkardım ki şimdi bunu? Hayret bir şey. Nereden çıkarıyorsun ki? Hani bir ihtimal. Şöminelerde falan bir şey aradıysan. Hayır, ben o şöminenin. Sonra bir işler çevirdiğini ama bana atacak bir yalan bulamadığını itiraf ettiysen, sonra ben kamera kayıtlarında bu kutuyu bulduğunu gördüysem, sonra sen bir ara bana anneni bulsak ya Yalın demişsen. Tüm bunlardan bir şeyler çıkarmış olabilirim belki. Belki de sen biraz gereksiz zeki olabilirsin. Ha, yani annemi arıyorsun gerçekten. Yok. Yani bir düşünmedim değil. Ne yalan söyleyeyim. Bir ara anneni bulsak ya diye aklımdan geçti. Ama ben ne yaptım? Ne yaptın? Sana sordum. Peki sen ne dedin? Benim anneme ihtiyacım yok Laz kızı dedin. Sen bana yetiyorsun Defnem dedin. Bu konuyu kapatalım dedin. Peki ben ne yaptım? Ne yaptın? Hı. Söz dinledim ve konuyu kapattım. Sen. Söz dinledin. Konuyu kapattın. Evet. Niye bu kadar şaşırdın ki? Defne. Hı. Gözlerime bak. Ve bana bunun yalan olmadığını söyle. Yalan değil. Bu konuyu kapattım. Yalan değil. Emin. Evet. Eminim. Ve bırakalım annen de her nereye gittiyse orada kalsın, değil mi? Aynen Laz kız. O orada kalsın. Sen benimle kal. Ay, ben geç kaldım. Gideyim sıradaki seminere gireyim. İyiyse dinleyeyim, değilse sıkıntıdan patlayayım. Ay gitme Dilek abla ya. Biraz daha kal. Ay tatlım.
Ama seminer başlamak üzere. Ay, gördük o seminerleri de işte. Yani ilişki sanatı seminerinde kaya anlattı, gelincik anlattı adam. Hem senin bu yetişeceğin seminer ne semineri ki? Astrolojik kişilik analizi. Ben biraz ilgiliyim de bu tür konularla. Ya yoksa... Ay yoksa sen anlıyor musun böyle astroloji haritası çıkarmaktan falan? biraz. Ama... Aması yok. Eğer sen bundan anlıyorsan Dilek abla, benim haritamı çıkarmak zorundasın. Hiç itiraz istemiyorum. Ay, sen ne tatlı bir şey ol... Yani nasıl tatlı bir şeysin sen öyle? Evet evet, ben çok tatlıyımdır. Çok da tatlı yalvarırım. Lütfen. Lütfen, lütfen. Ay, tamam. Madem öyle, odama gidip senin şu haritanı çıkaralım. Ama bak, yok ben öyle değilim. Yok yıldızlar yalan söylüyor falan. Yok öyle şey. Yok. Asla yok. Sen ne dersen... Oh. Bana. Niye? Kutuyu bulduğum için. Biraz. Ama çok kızmadım. Niye çok kızmadın? Başkası olsa kızardım ama... Ama? Sen başkası değilsin ki. Değilim değil mi? Değilsin. Bunu sakın unutma, tamam mı? Ben başkası değilim. Tamam. Unutma. Söz mü? Söz. Madem çok kızmadım, bir şey daha sorabilir miyim? Sor, başımın belası, sor. Eğer anneni bulmaya kalksaydım, niye seni kaybederdim? Böyle bir şey yapmadığına göre, bu konuya hiç girmesek. Ya merak ediyorum Yalın. Yani bir insan sevdiği kız annesini buldu diye niye terk eder ki onu? Ne der yani? Sevdiğim kız annemi buldun, o zaman sen kayboldun der. Ne der yani? Sevdiğim kız annemi bulsa... Ona derdim ki, lan ben bilmiyor muyum annemi bulmayı, derdim. Hiç aklına gelmedi mi? Ben isteseydim zaten bulurdum, derdim. Hı. Öyle mi derdin? Derdim ya. Beni seviyor olabilirsin ama demek ki bana hiç saygın yok, derdim. Ay ne alakası var Yalın? Niye kızın sana saygısı olmasın? Yok Defne. Benim için neyin iyi olduğunu benden daha iyi biliyor demek ki. Bazen sevdiklerimiz için neyin iyi olduğunu onlardan daha iyi bilmiyor muyuz Yalın? Bazen biliyoruz. Bazen de bildiğimizi sanıyoruz. Ama her durumda onun kararlarına saygı gösteriyoruz. Ama bu karar kızın sevdiği adamı üzüyorsa ne yapacak kız? Sorabilir sevdiği adama. Sevdiğim adam, niye anneni bulmak istemiyorsun diyebilir. Sevdiğim adam, niye anneni bulmak istemiyorsun? Mektupların hepsini okuyamamışsın herhalde. Okuyamadım ya. İblis kaçırmasaydı okuyacaktım. Ulan sen var ya. O zaman birlikte okuyalım mı?
senin adına aşk. Hadi Defne. Ne? Yardım etmeyecek misin? Edeyim mi? Evet Laz kız. Sensiz olmaz. Sakın çok dağınıksın falan deme, çıkarmam yoksa astroloji haritanı. Kim dağınık? Sen mi? Ay, yok canım. Eminim kendi içinde bir düzenin vardır da biz faniler anlayamıyoruzdur. Değil mi? Akıllı kız seni. Dilek abla. Burada mı yaşıyorsun? Yok canım, burada yaşanır mı? Küçücük oda. Ay, fenalık basar beni. Ay, ben şey için geldim, seminer için. Şeyden. Antalya'dan. Ay ne güzel. Sıcak sıcak böyle. Ben soğuğu hiç sevmem. Ay, sen küçükken de soğuğu sevmez miydin hiç? Sevmezdim vallahi. Ay karı kışı kim sever ki? Değil mi ama? Peki şimdi sen Antalya'da yalnız mı yaşıyorsun? Hı? Yalnız. Ha, evli değilsin yani. Hiç evlenmedin mi peki? Bir kere evlendim. Sonra ayrıldım. Çocuğun var mı? Yok. İyi bari. Anne baba ayrılınca çocuklar çok dağılıyor. Bizimkiler ben çocukken boşanmışlar, biliyor musun? Öyle mi? Sen pek dağılmış görünmüyorsun ama. Hayır, ben iyiyim. Bana bir şey olmadı. Annemi çok hatırlamıyorum ondan herhalde. Ama abimi bir görsen. Evde anne bile dedirtmiyor, biliyor musun? Diyemiyorsun yani. Ben başlamadan bir... Merak eden sensin. Sen bana en son uçak Legosu almıştın ya. Birlikte yapıyorduk hani. İşte o Legonun bir parçasını bulamadım bugün. Her tarafı aradım ama yok. Meftune abla da kaldırmamış. Of ya. Uçağımın kanadı yok. Ama ben kanat olmadan nasıl uçuracağım ki bu uçağı? Devam et. Yalın. Ben iyiyim Defne. Devam et. Uçağımın kanadı olmadan nasıl gideceğiz ki uzak yerlere? Gideceğiz değil mi anne? Yeşim'i de alırız yanımıza. Babamın işi olmazsa o da gelir. Dördümüz gideriz. Ama önce dönmen lazım, biliyorsun değil mi?
Her gün başka bir oyunla gelirdi yanıma. Bir yandan oynarken bir yandan hayal kurardık. En son uçak Legosu'yla gelmişti. Birlikte yapmaya başladık. Uçak bitince çok uzaklara gideriz dedi. Ama uçak hiç bitmedi. Ama o dediğini yaptı. Gitti. Dilek abla. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Geldim. Ay ilahi Yeşim ama ya. Bir rahat vermedin. De hadi başlayalım. Evet. Önce ne yapıyoruz? Bilgileri giriyoruz. İsim, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi. Yeşim Aras, İstanbul, 3 Temmuz 1991. İsim Yeşim, soy isim Aras, doğum yeri İstanbul, doğum tarihi 3 Temmuz 1991, doğum saati 22:30. Aa, ben söylemeden nasıl bildin benim doğum saatimi? Ay, bunda bilmeyecek bir şey yok ki. Ay ilahi Yeşim. Bak, sen 3 Temmuz doğumlu uslu bir yengeç burcusun. Ama aynı zamanda seminerden kaçacak kadar yaramazsın. Sadece 22:30 doğumlular böyledir. Niye? Çünkü o saatlerde Mars ters açı yapar. Dilek abla. Tabii çiçeğim. Yani Venüs benim evimle de böyle bir açı yapsa ben de heyecanlanırım. Ay yani ilahi şu dik açı nasıl bir dik açı yapıyor Venüs? İlahi Venüs yani. Yeşim sana bir şey diyeyim mi? Vallahi ben bu haritanın önünde saygı duruşuna geçerim kızım. Ona yazdığım son mektup. Uçağın kanadını hala bulamadım. Ama artık önemi yok. Çünkü ben bugün bir şey anladım. Deniz'in annesi bize kek yaptı. Ama Deniz ona kızdı. Çünkü yengem bu sefer havuçlu kek yapmıştı. Deniz kakaolu kek beklediği için yengeme sinir oldu.
Bahçeye çıkarken montunu giymedi. Annesi de ona çok kızdı. Zorla montunu giydirdi. Onları seyrederken benim birden aklıma geldi. Sen bana hiç kek yapmadın. Montumu giymedim diye de hiç kızmadın. Bir tek oyun oynadın benimle. İşte ben o zaman anladım. Sen başka annelere hiç benzemiyorsun. Sen anne gibi değildin sanki. Sen benim en sevdiğim oyun arkadaşımdın. O yüzden hani sana demiştim ya, hiçbir anne çocuğunu bırakıp gitmez diye. Anneler gitmez. Ama oyun arkadaşları gider. Ben bugün oyun oynamayı bıraktım anne. O yüzden artık hiç dönme. Canım benim ya. Her şeyim. Tamam. Ağlama. Annem bir gün oyun oynamaktan sıkıldı ve çekip gitti. Tamam mı? Hepsi bu kadar. Nasıl bu kadar ya? Anne sonuçta oyun oynamaktan başka şeyler yapmıştır mutlaka. Beni uyandırmadı. Kahvaltı hazırlamadı. Giydirmedi. Ödevlerimi yapmadım diye kızmadı. Yapmaz mıydın ödevlerini? Hiç. Öğretmen her gün okula çağırırdı. Ama annem hiç gitmezdi. Ben de o yüzden sallamazdım. Ödev falan yapmazdım. Ya bir keresinde alışveriş merkezinde unuttu beni. 2 saat sonra aklına geldi. Döndü aldı. Sağ olsun. Ya ben olsam gidip o anneyi bulur, her şeyi yüzüne haykırmak isterdim. Haykırsan ne olacak? Sallamayacak bile. Onda annelik duygusu yok Defne. Hiç olmadı. Ben niye bir kez daha çocuk oluyorum ki? Bir kez daha annesiz kalmayayım diyorsun. Aynen öyle diyorum az kızım. O yüzden bu konu kapandı. Bu kutuyu da anne mevzusunda daha açmayalım, olur mu? Anlaştık mı Defne? Anlaştık. Saat kaç oldu? Yalın Bey ortada yok. Defne Hanım da yok. O kasıntı var ya, o kasıntı. Kesin bir yerlerde sıkıştırıyordur yine kızım. Bizimki de böyle eriyordur kelle şekeri gibi. Sen Yalın Bey'e taktın ha. Yok, daha takmadım. Hele bizim kızı büyüsün, sen o zaman gör takmayı. Kız, en çok da var ya buna üzülüyorum ha. Hepsi oynaşta, yazık bir bu işte. Olmasa var ya batar bu şirket. Vallahi batar. Aha da şuraya yazıyor. Günaydın Deniz Bey. Ana. Bir
dertlenmiş mi bu? Sevgilisinden mi ayrıldı ki? Deniz Bey. Siz iyi misiniz? Patronum akşamdan kalma mı yoksa? Yok. Sabah bu kat. Yapabileceğim bir şey var mı? Kahve söyleyebilirsin. Ay ay vallahi ayrılmış. Çökmüş kız adam, çökmüş. Yürürüm. Hanımlar, gidin dışarıda itişin. Dışarı. Öyle bir salaklık yapmadınız değil mi? Ha? Sen bana salak mı dedin? Şey demek istedim. Salak derken ayrılmak gibi bir salaklık demek istedim. Belki de yapmak üzereyimdir. Nasıl ya? Niye ki? Acaba niye? Bir tahminin var mı Damla? Yok. Tahminim yok. Tahminin yok. Yok. Damla, cidden bana salak muamelesi yapma. Yok artık ya. Ay anne vallahi sen kendini açtın. İnanmıyorum. Yalan yanlış dersler uydur. Yarın o da sana sarılsın. Sonra saçmalayan ben oluyorum. Açmıyorsun kapıyı zilli akraba oldum resmen. Ay. Kız siz yine mi kavga ettiniz? Söyle hadi. Yine ne kabahat buldun canım çocukta? Bu sefer ben bulmadım. Canım çocuk buldu. Ne buldu? Damla'ya hesap soruşmanın ses kaydını buldu. Ay! Eyvahlar olsun! Sen gidip Damla'ya hesap mı sordun? Sordum. Sordum kahretsin ya. Ay! Salak! O sarı çıyanda yemedi içmedi, ses kaydını Deniz'e yetiştirdi tabii. Deniz'in dediğine göre Damla değil. Annesi yetiştirmiş. Yersen. Usundur sen o adama. Damla, Deniz'den uzak dur. Yoksa... Ya bunu yemezsiniz değil mi? Annemi mutlu etmezsiniz. Etmem değil ne olur. Annen olmayan bir şey yollamadı Damla. Yani tamam. Ezgi geldi. Bunları söyledi. De! Kız çok da haksız sayılmaz yani. O ne demek ya? Yani Ezgi geçmişte talihsiz bir olay yaşadı. Nişanlıydı, düğününe günler kalmıştı. Yine mi o mevzu? Sen de mi biliyorsun onu?
E madem siz de biliyorsunuz, niye kıza kızıyorsunuz ki? Niye kızmayayım ki? Onu aldatan Tekin, ben değilim. Belki Tekin değilsiniz. Ama taş kalplinin tekisiniz. Sen bana taş kalpli mi dedin? Az önce de salak dedin. Ayrıca kalın kafalısınız. Demek de istiyorum yüksek müsaadenizle. Tabii Damla ya. Tabii müsaade senin. Söyle hepsini duyalım. Hepsini duyalım. O zaman şunu da duyun. Ezgi'ye haksızlık ediyorsunuz. Yok canım. Var canım. Pardon. Neyse. Elinizi vicdanınıza koyun. Ve hayal edin. Düğününe günler kala ihanete uğramış bir kız. Ve gecelerin prensi diye bilinen o zamparaya aşık olsun. Bu da zampara dedi ya. Aa, darılmaca gücenmece yok. Patronumun şöhreti belli. Hayır yani, kız bir de ne görsün? O zamparayı benimle sarılırken görsün. E sonuçta benim şöhretim de belli. Neymiş senin şöhretin? O uzun hikaye. Ama ben birazcık sorumluydum da. Neyse. Şimdi konuya geri dönersek, benim ve patronumun şöhretini göz önüne alırsak, Ezgi az bile yaptı. Az bile yaptı? Hı hı. Ben Ezgi'nin yerinde olsam, benim saçımı başımı yolardım. Vallahi ben Deniz'in yerinde olsam, seni ayağından ipe bağlar, şu pencereden aşağı sallandırırdım. Abla, sana anlattığımı pişman etmesen. Ay ol ayol, en azından pişman ol. Bir zahmet. Ay en sonunda canım çocuğun sigortasını attırdın yani. Attırdım vallahi. Sonra o da beni terk etti. Of. Ya daha dün adama tahammül sınırını soruyordum. Sonra gittim o sınırı aştım ya. Neymiş ki sınır? Şey... Peki sınırın ne? Yani ne zaman benim arıza çıkardığımı düşünürsün? Bilmem. Herhalde artık ne yaparsam yapayım bana asla güvenmeyeceğini anladığım an... Yani öyle bir an gelirse... Beni terk edersin. Sana söylerim diyecektim. Kız! Adam seni terk etmemiş ki! Ha? Ay! Hadi kalk 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 kalk! Ya niye kalkıyorum ya? Çünkü denize gidiyoruz canım, hadi! Ya abla neden anlamıyorsun? Adam geldi o an bu an dedi. Sonra çekip gitti ya. Adam seni ikaz etmiş ayol. Bu devirde nereden bulacaksın terk etmeden önce haber veren sevgiliyi? He? Bunu bir uyarı atışı gibi düşün. Vallahi bana daha çok 12'den vurduğu gibi geldi ama. Yo, daha vurmadı. Ama sen böyle gidersen biz bu aşkın helvasını afiyetle yeriz canım. Hadi git, özür dilemeye gidiyorsun. Abi olmaz, yapamam. Ya abla hiçbir şey olmamış gibi gidip Deniz'in suratına bakamam ben ya. Olmaz. Red. Ablaya karşı gelme. Ya ne vuruyorsun be? Vururum ben ablayım. Aa, yürü hadi bak şu yüzünü gözünü ya. De yıka. Çocuk seni ya. Görünce korkmasın hadi. İstemiyorum hadi ablacığım. Ya kız korkuyor, niye anlamıyorsunuz? İkinci aynı şeyi yaşamaktan korkuyor. Eşsizi kaybetmekten de korkuyor. Pardon da bu korkuları yenmek o kadar kolay da değil yani. Ben farkında değil miyim zannediyorsun Damla? Ben korkmuyor muyum zannediyorsun Damla? Korkuyor musunuz? Korkuyorum tabii. Ben de hayatımda ilk defa ciddi bir ilişki yaşıyorum yani. E o zaman? E bana güvenmezse korkuları bizi bitirecek. Birbirimizi kaybetmek üzereyiz, sınırdayız. Ve bunun tek nedeni bana olan güvensizliği. Vallahi ona gecelerin prensi olmadığınızı göstereceksiniz. Size güvenecek. Ben niye gösteriyorum ya? Ben niye gösteriyorum? Bu masalın iki sonu var. Ya prenses gecelerin prensine güvenmez ve kendi korkularınızda yenilirsiniz. Mutsuz son. Ya da? Ya da... Gecelerin prensi beyaz atına biner, prensese elini uzatır ve o prenses de kendi korkularını yenip o eli tutana kadar prens sabreder. Mutlu son. Sonra siz sağ, ben kerevet. Ya iyi de
Aa, itiraz yok, vazgeçmek yok. Ya ondan vazgeçmek isteyen kim ama... Aması maması da yok. Herkes ikinci bir şans hak eder. Ve bu masal da mutlu sonla biter. Hadi. Patronum pelerini giysin. Ve beyaz atına binsin. Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Konuşacaksın çocukla. Öyle üste çıkmak, Damla'ya saydırmak yok. Adam gibi özür dileyeceksin. Hayır, özür dilemem. Ya madem özür dileyecektin, niye yaptın demez mi Deniz? Der desin, sen de ben eşeğim dersin, oldu mu ablam? Olmadı ablam. Ya Deniz beni tamamen terk ederse senden bilirim. Ya... Ay! Kimden bilirsen bil ayol. Şiştim vallahi şiştim. Yürü. Kız yürü. Ya. Bin şu arabaya. Kafanı. Çabuk. Tut şunu da. Hadi. Yürü. Kız yürü. Hadi. Hadi. Hadi devam et. Ay! Toprağı hendek atlatmak daha kolay vallahi. Ay. Yok. Bu kız benim kardeşim olamaz ayol. Aa, bu kez hastanede karıştı. Evet, karıştı. Ben toprak gibi bir tek hücreliyi yola getiriyorum. Paspo elindeki canlı çocuğu kaçırıyor. Evet. Hem de öyle bir yola getiriyorum ki... Adam kapılara çiçek bırakıyor ayol. Ay. Toprak ağa, o tek hücrenle bana 7 tane gül almayı mı akıl ettin sen? Ay. Ben seninle ne yapacağım be adam? Çekil. Toprağımdan çiçek var. Dünya yansa bunun bir bağ otlu olsa yanmaz. İş ne kadar da sığ bir pulli. Yani filler güldürmemiş gül yüzünü. Yoksa senin bir derdin mi var? Cabil. Ay, Bahattin. Ay burası güzel değil mi? Işığı doğru açıdan alabilirim değil mi buradan? Işıkları küstürdüm be kadın. Ha,
Bir şey mi dedin sen bana? Yok yok minik tavşanım, burası geldiğimiz yedinci yer ya. Hani yorulmuştur adamcağız, kızma sen ona minik tavşanım. Ay Bahattin, isterse 17. yer olsun. Ben bir kere de evleniyorum. Hadi gel poz ver. Elimi tut. Poz versene Bahattin tamam. Ya. Poz ver. Ya, biraz açık değil mi minik tavşanım? Şunu şöyle biraz. Ay bırak Bahattin ya. Lan işte strapless manyağı da. Ben üşüme diye şey etmiştim minik tavşanım. Ay şey etme Bahattin, şey etme. Sen sadece orada dur, poz ver yeter. Zaten bir işe yaramıyorsun, bari bunu becer ya. Tamam minik tavşanım, sinirlenme sen. Ben o zaman durayım burada ben. Ne yapayım ben, yanında mı durayım? Ben ne yapayım? Ay yok Bahattin, tepemde dur, tepemde. Ay vallahi migrenim geliyor Bahattin, vallahi geliyor bak. Aa gelmesin migren, gelmesin. Allah kahretmesin o migreni ya. Bitir de evliliğimizi ya. Tamam hadi duralım, poz verelim hadi. Hadi. Şöyle bir poz nasıl? Şöyle yiyeyim mi? Bir dur ya, bir kıpırdama be. Ha? Bir şey söyleyeceğim, ben seni kucağıma falan mı alsam şöyle? Şöyle nasıl durur? He bak he. Kucağına al da biz buradan böylece yuvarlanıp gidelim de muhteşem gelinin mahvolsun değil mi? Ha? Tamam çek kardeşim. Vallahi geliyor. Hadi poz verin. Vallahi geliyor, migrenim geliyor vallahi. Ablacığım. Migrenin tutmayacaksa ben sana bir şey sorabilir miyim? O üstündeki gelinliğin neresi muhteşem? Haydi. Ay sen bana abla mı dedin? Evet abla dedim. Sonra da o üstündeki gelinliğin neresi muhteşem dedim. Takmışsınız strapless. Strapless ne dudu? Bahattin! Derhal bir şeyler yap. Ne yapayım ben minik tavşanım? Bu adam bana hem abla dedi hem de muhteşem gelinliğime hakaret etti. Derhal benim gelinliğimden ve benden özür dilesin. Tamam minik tavşanım, ben yapayım o zaman onu. Beyefendi, derhal müstakbel eşimden ve onun muhteşem gelinliğinden özür diler mi? Özür dile ya, ne olur. Lan yürü git. Zaten belanı bulmuşsun, bir de benden bulma. Adam yürü git diyor Cavidan, ne yapayım? Üstüne üstüne git, hadi. Adam ol be, terbiyesiz herif. Bahattin. Bak uza, fena yaparım seni ha. Uza Bahattin, yoksa ben fena yaparım ha. Ya kardeşim sen de şundan bir özür dile ya. Ne olur özür dile ya. Olmaz Bahattin. Sen şu strapless'i tavşanını al basın gidin buradan. Hadi canım. Tamam abi. Hadi gidelim biz burada. Bela çıkmasın. Ay Bahattin. Bana ne dedi duymadın mı? Ha? Hadi git saldır Bahattin. Git. Saldırayım. Ya kardeşim sen bayanla... Lan kızı bak bas geri, çakarım yumruğu ha. Ya yumruk çakarım diyor Cavidan. Ay ben de çakarım de. Hadi benim Haşim Kaplan'ım. Hadi. Oha! Neresi Haşim Kaplan da? Öyle mi? Şimdi sen görürsün Haşin mi değil mi? Haşinleş Bahattin, haşinleş. Haşinleş mi diyorsun şimdi yani? Ha. Tut be! Çıkım bunu da tut. Sen şimdi gördün bak. Sen var ya, sen kimle dans ettiğini çözemedin sarı oğlan. Gel bak bekle. Bekle, ağzını yüzünü kıracağım şimdi. Kan bulaşmasın diye yapıyorum bunu. Gel! Ha! İzle şimdi kocana. Hadi bak hop. Ha, ne oldu? Ha? Ha, 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 ne oldu? Korktun mu lan? Ha, 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 ha. Ana. Haşim Kaplan uçtu ya lan. Ay! Kocam gitti. Ay daha komşumdan gitti. Ablacığım dur. Ablacığım dur. Dur ablacığım. Dur. Dur ablacığım. Bağırma dur. Ablacığım dur. Bağırma. Bağırma. Gitmedi kocan. Gitti kocanın kocam kurtar. Bağırma. Git kurtar kocamı. Abla ne yapıyorsun? Git kurtar. Hayırdır Polly? Ne de hülyalandın? Senin tek hücreli torunun Toprak hatasını anlamış da bana çiçek yollamış babaanne, ondan hülyalandım. Ne kadar büyük bir halt yemiş de çiçek yollamış. Ne kadar büyük bir halt mı yedi? Bana sen çok safsın dedi babaanne. Bana inanabiliyor musun? Vallahi inanamıyorum Polly. Ha bu uşak sana saf dediyse ya kör oldu ya deli. Ula senin neren saftır? Ben de öyle söyledim babaanne. Benim nerem saf dedim. İyi de musun? Sen ki şeytana pabucunu ters giydirirsin. Giydiririm değil mi? Maşallah ba. Maşallahsa sen adamı sulu götürürsün deri ya, onu oradan susuz getirirsin. Getiririm ayol. Ha
Hatta sen atlıyı attan indirir yayayı yoldan çevirirsin. Ay, indiririm de çeviririm de. Evet. Hatta sen atlan arpayı dövüştürürsün. Hem de nasıl dövüştürürüm? Kötü bir şey dedi bu. Niye zavallı at arpasıyla dövüştürüyorum ayol? Hayır yani fitne miyim, fesat mıyım? Safsın Pulli, safsın. Kaç saattir seninle maytap geçiyorum, yeni uyandın. Toprağım haklıdır, safsın. Hiç de bile saf değilim. Toprak da olmadığımı anladı, pişman oldu, çiçek yolladı zaten. Şükürler olsun, oldu bu iş, oldu. Hoş geldin Toprak. Hoş buldum beni. Bela, iyi misin? İyiyim Toprak. Şimdi daha iyiyim. Dünden beri yüzüme bakmıyordun, şimdi ne oldu? Ay, sen daha iyi bilirsin Toprak. Ne bileceğim ben ya? Hatun, bak vallahi korkuyorum ha. Senin operasyon falan mı yapıyorsun? Ay Toprak, ben niye yapayım? Sen yapmışsın operasyonu ayol. Yapmış mıyım? Evet, yaptın ya. Ay, hatanı anlayınca tabii. Ben mi hatamı anlamışım? Anladın ya. Bana saf dediğine pişman da oldun. Ben mi pişman oldum? Oldun ya Toprak, sen de safa bağladın şimdi. Pişman oldun, bana gül aldın. Hayda. Ne diyorsun sen Hatun? Ne gül alması ya? Ben gül falan göndermedim. Kim gönderdi ona bu gülleri? Ne var? Evet. Abisiyim ben. Hayırdır Memur Bey? Ne? Nasıl? Tamam ben hemen geliyorum karakola. Ha, biriniz de uslu durun da. Biriniz de uslu durun da. Neden Bahattin Bey'e saldırdınız? Ne derdiniz vardı bu adamlar? Amirim benim bu adamla bir derdim yok. Ben bu adama refleksi olarak vurdum ya. Yalancı! Al işte aynen böyle cırladı. Ondan sonra ben de tehlikenin nereden geldiğini anlayamadım. Çaktım yumruğu buna. Sen Haşim Kaplan'ını denize attın. Seni cani! Amirim etme bak yakma bu Haşim kuzunun başını. Bu kadına bir ömür geçer mi be? Ah Haşim Kaplan'ım görüyor musun bak neler söylüyor. Hemen şunu haddini bildir hemen. Çok yaşa. Siz de şikayetçi olma konusunda kararlı mısınız Bahattin Bey? Evet, kararlıyız. Gelin Hanım, size sormadım. Bahattin Bey'e sordum. Ay Bahattin Bey de kararlı. Değil mi Haşim Kaptanım? Al işte, al bak herifi konuşturmuyor da. Ay, kapa çeneni be yabani. Bak, 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 bak. Amirim bak gördün mü bana ne dedi? Ben miyim yabani? Ben bunun gibi sünepe kuzu olacağım ama yabani olurum lan daha iyi. Nesin be? Sen de sus otur. Siz de şikayetçiyseniz şunları imzalayın Bahattin Bey. Ay evet imzalayalım ya. Akşama düğün var vallahi geç kalacağım. Ne gerekiyorsa yapalım. Siz değil hanımefendi Bahattin Bey. Ay, ay Haşim Kaplan'ım sakın hasta falan olayım deme ha. Bu düğün bugün olacak ya. Tamam emrin olur minik tavşan. Olmam sözü.
Şimdi baba yiğit, sana çok teşekkür edeceğim ama şu kadınla bir ömür geçireceğini düşününce sana beddua mı edeceğim, dua mı edeceğim onu tam kestiremedim. Ay vallahi dedireceğim, vallahi Allah'ım ben sana bir şeyler yapmadım. Ben ne yapacağım, ne yapacağım? Müthiş bir kadınla tanıştım. Benim astroloji haritama baktı. Doğum saatime kadar bildi, inanabiliyor musun? Ay ben de baktırdım birine, toprağın tek hücreli olduğunu bildi. Seninki Çınar'ın karakola düşeceğini de bildi mi Yeşim? Yo, o kadarını söylemedim. Ne? Ne dedin sen? Ay Çınar senin derdinden mahpus damlarına düştü dedim ayol. Yeşim kız yetin. Ay nasıl ya? Böyle gerçek mahpus damı mı bildiğimiz? Yürü Leyla, yürü Leyla. Ay bildiğimiz mahpus damı valla. Bilmediğimiz bir gelinle kavga etmiş. Damadı denize atmış Üsküdar'da. Yetiş dedim ayol. Ay yetiştim ayol. Ay. Ay. Valla Dilek abla haklı. Benim yıldızım düşük yıldızım. Hep o geri giden Merkür yüzünden bunlar başımıza geliyor bizim ha. Ay. Of. Gelmese miydim acaba ya? Yo. Ablam doğru diyor olabilir. Bu aşkın helvasını yemeyeceğiz. Yememeliyiz. Hadi Ezgi. Helva demişken. Aa Ezgi sen denize mi geldin? Ama denizde sana geliyordu. Sen nereden biliyorsun denizin bana geldiğini? Ne yapacağım nereden bildiğimi Ezgi? Deniz sana geliyordu diyorum. Hadi yetiş. Siz ikiniz beni mi konuşuyordunuz? Öf Ezgi. İnsanı çatlatırsın ya. Bana laf yetiştirme de hadi git. Bana bak. Yoksa Deniz içeride de. Sen ben Deniz'le konuşmayayım diye mi böyle? Konuşmayayım diye mi? Ben salağım ya. Pardon da. Burada. Deniz'in arabasını görüyor musun? Yok. Aa, niye görmüyorsun? Çünkü burada yok. Bravo. Burada yok. Çünkü senin evine gidiyor. Şimdi sen de ona yetişir misin? Bir şey soracağım. Öf Ezgi, öf. Öyle değil. Gerçekten merak ettim. Neyi merak ettin? Ne değişti? Yani sen kaç yıldır bildiğimiz Damlasın. Değişen ne? Neden bana yardım etmek istiyorsun? Sana yardım etmiyorum. Deniz'e yardım etmeye çalışıyorum. Çünkü hayatımda ilk defa onun kadar iyi biriyle karşılaştım. Ve onun mutlu olmasını istiyorum. Ama sen başta Deniz'e asılıyordun Damla. Yalan mı? Yani doğruya doğru. Öyle bir girişim mi oldu? Ama benle ilgilenmedi. Benim bildiğim Damla için bu bir engel değil. Niye vazgeçtin? Ya bu uzun hikaye. Ama özet olarak annemin zoruyla asılıyordum. Yoksa Deniz'le falan ilgilenmiyordum. Ayrıca? Şimdiye kadar çok sevgilim oldu. Ama ilk defa gerçek bir arkadaşım oldu. Ve bunun kıymetini bilmek istiyorum. Şimdi sen de sevginin kıymetini bil. Hadi.
Yavaş. Deniz Aras. Nasılsın? Sen kimsin? Adımı nereden biliyorsun? Takılmayalım aralara. Nasılsın? İyi. Sen kimsin ya? Niye geldin? Sana ne kardeşim? Defne bacım için geldiysen o yok. Sabah çıktı. Deli misin sen? Yarı yarıya deli sayılırım. Toprak abiye mi geldin? Lan yürü git. Çınar Barış'a geldin. Bak alırım ayağımın altına ha. Alırsın. Çınar'a geldiysen o da yok. Cidden birader, senin olayın ne? Benimkisi gönül yarası. Of. Neyse beni boş ver. Ev halkı yok. Çınar'ı hapisten kurtarmaya gittiler. Ne? Nasıl? Şöyle, Üsküdar'da bu bir gelinle kavga etmiş de damat da denize atmış. Leyla yenge Yeşim bacıya derken duydum. Ne zaman oldu bütün bunlar ya? Senden az önce. İyi, sağ ol. Ne demek? Görevimiz bir yerde. Oğlum kim bu ya? Ezgi? Deniz, sen bize mi gittin? Gittim de, sen nereden öğrendin? Damla söyledi, ben de sana gelmiştim de. Bana mı gelmiştin? Şey için. Özür dilemek için. Beni bekler misin orada yoksa orta bir yerlerde mi buluşalım? Üsküdar karakolunda buluşsak mı? Yok ya, konuşmamızın o kadar kanlı geçeceğini düşünmüyorum. Geçmez değil mi? Yani, garanti veremiyorum tabii. Ezgi, şu anda gözlerin nasıl açtığını görür gibiyim. Böyle kaşlarını da çatıyorsun. Ya Deniz. Tamam. Galiba Çınar bir vukuata karışmış da, karakoldaymış. Ben de yeni öğrendim, oraya geçiyorum. Ne? Tamam, ben de geliyorum. Bekle beni orada, tamam mı? Orada buluşuruz. Hadi bay bay. Oy, boyuna posuna yandım. Oy. Hayırdır sevdim? Nereye gittiysin? Ya da kimi bekliyorsun? Ula, ben kıskanç adamım ha. Oldu mu yani şimdi bu? Yapılır mı Adem'e? Nasıl istersen. Bittur kestuk. Tamam da tamam. Asma yüzünü. Şaka kesmedik. Ay deli kız ya. Ya desene sen yeğenimi bekliyordum diye. Şakacı kızsın. Hoş geldin. İdris'im. Hoş bulduk. Habibi abla. Söyle İdris'im. Bugün servisteki çocuk pişmaniye yiyordu. Benim de canım çekti. Alalım mı? Oy, alalım almasına da. Nerede satılır bilmiyorum ki. Of ya. Akşam babana derim, alır paşam. Oy, Defne bacımın kalası geliyor. Saklan Adem. Geldik. Hadi bakalım ben kaçtım, yarın görüşürüz. Acelen ne Laz kızım? Benim pek bir acelem yok da Toprak abim seni ecelinle buluşturmak için acele ediyor olabilir. Toprak abim beni seviyor kızım. Ne haber? Ay ya yalan. Sen de hemen ondan bir yüz buldun. Ay. Defnem. Bugün bu konuyu bir daha açmayalım dedim ama. Annem konusunda. Evet, annemi bulma konusunda. Bir kez daha soracağım. Yapmadın değil mi? Peşine düşmedin. Düşmedim. Sana inanıyorum.
İnan. Tamam, inandım bile. Şimdi gidebilirsin. Sağ ol ya. Vallahi. Yerim lan, ay, yerim lan seni. Ya! Ay. Adem! Adem! Ben mahvoldum. Hayırdır Detemoç, bir şey mi var? Annesini bu şehirden yollamam lazım. Bir şeyler yap. Adem, kadını koy çoğuna, uzak memlekete git, bırak. Bacım, kedi midir bu kadın? Uzak memlekete bırakalım, dönemesin. Ha, ne yapacağız o zaman? Endişeye mahal yok. Kadın zaten seminer için gelmişti buraya. Sabah uçağı var, dönüyor. Ay, vallahi de. Vallahi. Neyse. Defne balı yine iş başında. Ay, nasıl rahatladım, nasıl rahatladım. Şimdi o kadar rahatlamadan git bir kargola bak. O niye? Çınar tutuklanmış. Herkes orada. Ne? Yalan! Çabuk geri dön. Hemen karakola gitmemiz lazım. Çınar tutuklanmış. Koş! Arzu'nun Zillüsü de gelmiş. Topuk abi, ne yaptın Halil'in çıtırma ya? Sakin ol yeşim, tamam, halledilmeyecek bir şey yok abi. Leyloş, çıtırma ya. Ah, benim bahtsız bebeğim, annedir bu bizim bilmeyen çilin. Ay evet, ya artık bizde nazar mı var? Kem gözlere mi geldik? Böyle benim yıldızım mı düştü? Hiç bilmiyorum ya. Hazırlamayın da. Hadi yürüyün içeri. İyi günler. Çınar Barutçu gözaltına alınmış. Şu damadı Deniz Ertan beyefendi mi? Ha işte. Aynen o beyefendi. Ya! Pardon abicim. Ama hak vermek lazım. Çünkü ben de söze attım ve benim sözüm sözsüz kaldı. Pardon, nesiz kaldı? Yeşim, bir sus da. Toprak abi, bir dur sen. Şimdi siz onun nerede olduğunu bana gösterin. Ben de sözümü bir görüvereyim, ha? Kusura bakmayın, şu anda avukatından başka kimseyle görüştüremiyoruz. Nasıl yani? Ben çıkır gözümü göremeyecek miyim şimdi? Üzgünüm. Ne olur. Allah Allah. Allah Allah. Tamam bacım, tamam. Ağlama, gözünü seveyim, ağlama, tamam. Gör. Gör sözlüğünüzü, gör hadi. Diye deleniyor işim. Öyle mi? Öyle. Ayrılmayacağız diye söz verdik ama şu halimize bak. Sen orada bana sırtını dönmüşsün. Ben burada sana sarılamayacak kadar uzağım. Parmaklıklar var tabii. Parmaklıklar olsa ne olur, almasa ne olur işim. Sen benden uzak olduktan sonra. Çınar ya. He?
fırlattın. Dalletme beni eşim. İlk yüzüğü sen attın. Havşak. Öyle değil mi? Ben attım valla. Ama hepsini atmadım ki. Bak yarısını attım. Bakayım senin parmağına. Bakayım silgi. Bakayım canım, bakayım. Bir dur daha, bir dur. Durmam canım. Al bak, senin parmağında bir şey yok. Gördün mü? Yeşim. Benim parmağımda yüzük olmasa ne olacak ki? Ben seni buramda saklıyorum. Çınar Barutçu'nun abisi. Merhabalar başkomiser. Merhabalar. Ben Toprak Barutçu, Çınar Barutçu'nun abisiyim. Memnun oldum. Başkomiser Hakan Soylu. Aa, Toprak Bey, kardeşiniz bu sefer baltayı taşa vurmuş. Şikayetçi olmaktan vazgeçmiyorlar. Bir de ben konuşsam. Tabii, neden olmasın? Buyurun. Buyurun. Düzgün ol şunu ya. Ya bak geliyor Müge. Bak geliyor. Gelirse düğünümde oynayamayacağım, ona göre. Oynarsın oğlum, tavşanım. Oynarsın. Biraz da şuraya koy. Bana bak Bahattin. Sakın hasta falan olayım deme ha. Hasta olursan seni gebertirim ha. Bak olayıma tek başıma giderim, ona göre. Ha, bu çenene zaten yakındır adamı gebertme. Oy. Buyurun. Geçmiş olsun. Ben Çınar Barutçu'nun abisiyim. Öyle mi? Ben var ya, sizin kardeşinizi dava edeceğim. Onu sürüm sürüm süründüreceğim. Bu nasıl barbarlıktır ya? Bakar mısın benim Haşin Kaplan'ım ne hale geldi? Haşin Kaplan? Ha. Hanımefendi, bakın sizin de düğününüz varmış. Allah mesut etsin. Çok yaşa. Dediğim gibi Allah mesut etsin. Geri alın şu şikayetinizi. Siz sağ, biz selamet gidelim buradan. Asla geri almam. Asla. Sizin kardeşiniz benim nişanlımı dövdü, denize attı, canına kastetti. Sizin kardeşiniz var ya sefil bir insan, embesil bir insan. Sizin kardeşiniz var ya rezil bir insan. İleri gitme, adımı delirtme hanımefendi. Yeter be riv. Tamam. Toprak sakin. Ne sakin olacağım ya, görmüyor musun kadın Leyla? Deli işte ayol. Buna kadın deme Toprağım. Bildiğin yedi bela dur. Ha, görüyor musun komiser bey? Bakın hepsi bana hakaret ediyor. Bunların hepsinden şikayetçiyim. Bunların hepsini içeri atın. Ya biz de buradan artık salın artık ya. Akşama benim düğünüm var. Bak ben gelinim. Bu da damat. Hapçı! Çok yaşa! Sesle görürüm. Benim sözlümü üzen o kadının yanına götürün beni polis memuru bey. Tabii canım tabii. Başka emriniz var mı? Sen lütfen düşsün ya. Senin çenenin cezasını kim çekecek peki? Yazık değil mi lan şu adama? Birader, bir an önce kaç kurtulsan bu kadından. Aa, kaçıp kurtulayım mı aşkım senden? Çok yaşa. Yaşa. Siz de görün. Otur dünyada be. Asabımı bozun beni. Oho. Allah rahmet eylesin birader. Sen çoktan ölmüşsün de gömenin yok. Başkomiser bey, bu adamı derhal tutuklayın. Benim müstakbel eşimi intihara teşvik ediyor. Yeter be! Asıl size yeter be! Bu ne biçim aile böyle? Lan benim aileme dil uzatanın! Hepiniz içeri atarım ha. Şurada anlaşın diye sabrediyoruz. Gel!
Ya geç, ağlama bacım Allah aşkına geç. Ay Toprak abi ne oluyor burada? Abin katil oluyor, ayol oluyor. Aman dur Leyla, sen sakinleş, abiye sakinleş. Ben halledeceğim hepsini, tamam? Bu iş bende. Hadi yeşim göreyim seni. Ben onun şikayetini geri aldırmasını çok iyi bilirim Leyla. Kimse benim sözlüme iftira falan atamaz. Ben sözlümün kader mahkum olmasına izin vermem. Doğmamış çocuklarımı mabus yollarında büyütemem. Sen kimsin benim sözlümü? Mahpusta, ha bu Zillo'nun aklı gelinlikte dur. Bu, ay bu, bu, bu gelinlik değil. Bu bir rüya. Deniz. Ezgi. Özür dilerim. Ezgi, böyle ayaküstü özür olmaz. Nasıl olur? Ben bir şeyler düşündüm. Şu karakolu bir atlatalım. Halledeceğiz. Hadi. Kızım ne baş belası halesiniz ha? Yürü yavrum yürü. Memur bey. Merhaba. Biz Çınar Barıç'ın... Ayda ama... Tamam kardeşim gel. Gel. Başka birine haber verdiniz mi başka? Sülaleye falan. Hadi gelin. Hadi. Gel. Kayıp gidiyor. Ne ince ne kalın. Tam kıvamında. Eşim ne yapıyorsun abicim? Aşık oluyorum. Ay. Biliyor musun? Bu gelinlik benim hayallerimin bile üstünde. Yani nasıl desem, bu zamana kadar gördüğüm en asil, en strapless, en tasarım model. Ay, gerçekten mi ya? Hı. Yalnız bak bir şey diyeceğim, sen de çok tarzsın ha. Anlıyorsun bu işlerden belli. Ben anladığımı sanıyordum ama sen... Sen yani aşmışsın. Bir de nasıl yakışmış. Ay. Kız sen çok tatlısın ya. Ay. Şey yani damat adayı beyciğim hiç sesini çıkarmadı mı? Ha o mu? Ay yok. O ben beğendiysem beğenir zaten. Benim Haşin Kaplan'ım çok modern bir erkektir. Değil mi Bahattin? Ben tabii ki minik tavşanım. Ben şimdi sana çok özendim he. Şey yapabilir miyiz? Seninle dışarıda bir konuşabilir miyiz? Ama bak şikayetini geri al demek yok ha. Ay lütfen. Kırma beni ya. Bak biz seninle böyle aynı hayalleri olan iki kader ortağıyız ha. Ay iyi tamam hadi. Gel. Şey yaparsak gelinlik güzel bir çıkma. Gel. Çabuk geç. Siz de görün. Thank you.
ben seni çok sevdim. Ama yani seninle burada konuşmayı kabul ettim diye hiç heveslenme. O adam cezasını çekmeden benim için rahat etmez. Ay sen benden de inatsın ama he. İnat mı? Kız vallahi inat değil. Bak saat kaç oldu? O adam yüzünden ben düğünümü kaçırdım. Ben başkalarının düğününü kaçırınca bile üzülüyorum. Ay ben de. Ben de. Ay öyle mi kız? Evet. Evet evet. Biz aynıyız he. Böyle çok aynıyız he. Bak sen evleniyorsun. Ben de evlenmek üzere olan genç bir kızım. Ha. Ama bak söyleyeyim o adam tam bir hödük. Haydi. Evet tamam. Hödük. Ama seviyorum işte. Sen benim mutluluğuma mani olmak istemezsin değil mi? Vallahi benim kocamı o döven o adamla evleneceksen isterim. Ya sana da yazık değil mi kız? Ay evet Çınar biraz sinirlidir. Ama azıcık. Ama duyduğuma göre sen de öyle hiç sütten çıkma ak kaşık değilmişsin yani. Ben mi? Yok be, ben azıcık stresli bir gelinim. Bak, sen hiç en mutlu gününde düğün fotoğrafı çekilirken hakarete uğradın mı? Peki hiç düğününü kaçırdın mı? Aa. Ya 6 yaşından beri hayalini kurduğun o strapless gelinliğinle alay edildi mi? Sen de mi 6 yaşından beri hayal ediyorsun? Ay kız yoksa sen de mi? Evet. Ay kız çok kaçı. Siz de. Bir şey olsun birader. Sağ ol, sağ ol. Şimdi Bahattin, ben Çınar'ın yani seni bu duruma sokan adamın kayınbiraderiyim. Sen şikayetçi misin benim eniştemden? Ya aslında tam olarak ben şikayetçi değilim. Benim minik tavşanım şikayetçi. Minik tavşan? Haşin Kaplan'ın nişanlısı. He. Tamam ya. Yabancı değilmiş. Şimdi Haşin Kaplan abicim. Sen bu şikayetini geri alırsın bence. Olmaz. Alamam. Minik tavşanım bana çok kızar o zaman. Yaparsın. Sen Haşin Kaplan'sın abi. Minik bir tavşanın seni korkutmasına izin mi vereceksin? Yani yok da. Yok tabii. Hem Kaplan'ın ne işi olur karakolla, polisle? Olmaz mı ya? Olmaz tabii abi. Hem Kaplan'ı şikayet eder mi ya? Ha? Hele senin gibi haşin olanı. Etmez. Yürü be abi. Ben de etmem. Etmezsin tabii. Başkomiserim, çıkarın içerideki kader mahkumu arkadaşımı. Affettim onu. Çünkü kaplanlar affederler. Allah! Oğlum bir bakın buraya. Gel. Buyurun başkomiserim. Çınar Barucci'yi çıkarın. Emredersiniz. Hadi bakalım. Hadi gözünüz aydın. Ay, abi.
gel, gel, git lan. Şu olsun kayınço. Yeşim nerede? Aman onun neye dellendiği belli mi? Gölgesine bile dellenir ayol. Lan bir yürüyün içeri. Bu pişmaniye nereden çıktı? Tıpkı çiçek gibi senden çıkmadığı kesin toprak. Ne de olsa pişmanlık lügatında yok. Babaanne bu ne? Az önce dedin ya toprağı, pişmaniye. Ne oluyor lan? Önce çiçek sonra bu. İstedin mi oğlum? İstedim. Habibi abla bak, babam pişmanesterimi hissetmiş. Maşallah o zaman babana paşam. Anne birazcık yiyebilir miyim? Ye tabii anneciğim ama kaçırma fazla. Leyla bekle. İçeri konuşacağız. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok Toprak. Sana konuşacak bir şey yok demiştim Toprak. Çıkar mısın odamdan? Öyle mi Leyla Hanım? Ortada kapıya bırakılan bir çiçek, sonra bu pişmaniye kutusu var. Ama bizim konuşacak bir şeyimiz yok, öyle mi? Bana ne? Ben o çiçeklerle senin gönderdiğini zannettiğim süre içinde ilgilendim. Ama ne öğreneyim? Benim tek hücrelim bırak çiçek yollamayı hatasını bile anlamamış. Bana ne ayol o çiçeklerden? Senin o benim tek hücrelim diyen ağzını... Ulan hatun, nazın bile ayrı güzel be. Toprak, sana kızgınım ve kızgın kalmak istiyorum. Çıkar mısın odamdan? Ha, yani odandan çıkmazsam seni kandırmam an meselesi öyle mi? Of Toprak. Şşt. Nazım bile ayrı güzel dedik diye suyunu çıkarma Leyla. Sen vallahi insanı delirtirsin ayol. Seni delirteyim bana yeter. Öyle tüm insanlıkla zorum yok benim. Hadi Leyla. Az daha gayret. Neyi? Beni affetme. Ya aman ya, bak yine kızgın kalamadım. Ama böyle de yapılmaz ki. Gel buraya gel. Oğlum bunlar ne? Ay.
Bence bu hiç iyi bir fikir değil. Bence gayet iyi bir fikir. Ya daha doğru dürüst senden özür bile dilemedim. Sizinkilerle yemek ne oluyor? Bebeğim mevzu o değil ki. Özür dile ya da dileme. Bundan sonra benden uzakta kalmayacaksın. Allah Allah. O niye o? Çünkü sen benden uzakta kalınca sapıtıyorsun. Kendinizi tamam sapıtıyorum da. İtiraz yok. Sana ne kadar güvenilir ve sıkıcı bir adam olduğumu göstereceğim. Selam millet. Size sevgilimi getirdim. Oo! Ben söylemiştim. Sülaleyi vallahi de kapattık toptan. Billahi de kapattık. Oley! Ya Müfsin abla, utandırmasana. Ay. Sen ona bakma kızım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Otur. Bu aralar en çok takıldığım mekan burası. Nasıl? Afiyet olsun. Buyurun. Teşekkürler. Teşekkürler. Senden hiç beklemezdim Yeşim Aras. Sen nasıl kıydın ya çakır gözlüğüne? Ya sen... Sanki sen bana kıymıyorsun Naz kız. Ya benim kıymamla onun kıyması bir mi Kalasçığım? Ha? Ben seni yelloz bir kadının pençelerine teslim ettim mi? Etmedim. Ben seni bir kumaş parçası için terk ettim mi? Etmedim. Peki ben seni nezaret köşelerinde aç susuz bıraktım mı? Bırakmadım. Hı. Abart abart. Abartıyor muyum ben? Yalansa yalan de hadi. Hı? De. Hadi de diyemezsin. Neden? Çünkü yalan değil de ondan. Benim o canım abim. Benim o bir tanecik abim. Şu anda ne halde biz biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Şu an ne yiyor, ne içiyor, nerede yatıyor biliyor muyuz? Hiçbir şey bilmiyoruz. Belki de kendini şu anda terk edilmiş hissediyordur. Belki de şu anda hayatı bir film şeridi gibi... Gözlerin önünden geçiyordur böyle. Diyemezsin.
Hoppa, gitmez. Gel buraya, başımın hayalci belası, gel. Ben öğrettim canım. Bana yediremezsin. Ya ama Defne ya. Can. Aması maması yok ya. Abim seni affetmeden ben affetmiyorum nokta. Yeşim ne yapıyorsun abicim? Kızım sen manyadın mı, ne yapıyorsun? Hanımefendi ne yapıyorsunuz, siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Polis memuru tutukladı ben. Vallahi tutukladım. Tak diye. Çaptım. Yakıştı ha böyle. Gümüş gümüş sanki. Aa bakayım. Gümüş gümüş. Baksana bir. Olur mu? Sen şimdi beni içeri atıyorsun değil mi? Bak eminsin yani. Atıyorum hanımefendi, atıyorum. Polis memuruna mukavemetten sizi içeri atıyorum. Bırak lan sözümü! Ay Çınar, ben senin kader ortağın olabilmek için polis memuru beye mukavemet yaptım. Sen ne yaptın, ne yaptın? Senin yanında olabilmek için kendimi nezarete tutturdum. Bilerek. Evet. İsteyerek. Evet. Şimdi sen delisin. Evet. Ay Çınar ne yapayım? Sensiz daha fazla kalamazdım. Bir de... Senin beni affetmen lazım. Ne affetmesi? Ben sana ölürüm lan. Ölürüm ben sana. (Gülüyor)
birine ha. Oh, sarılamıyorum ya. Oh. Ne yapayım artık böyle bu kadar. Ay Yılım, tamam kızma artık ama. Ya az önce kız kardeşim kendini zorla nezarete attı. Ben nasıl kızmayayım? Aman sen de ne olacak ya? Bence gayet romantik. Bana bak, sakın sonra yaşama hiçbir şey söyleme, tamam mı? Defne. Sen az önce Yeşim'e diş bilemiyor muydun? Ne ara savunucusu oldun böyle? Biz kızsak da, kavga etsek de birbirimizi hep koruruz. Neden? Çünkü biz görümgeyiz. O ne be? İşte görümceyle yengenin karışmış hali. Defnem. Düşünüyorum da. Ne düşünüyorsun? Seninle tanıştığım gün abinden yumruk yedim. Adım Cicikçi'ye çıktı. Şu yangın merdiveni var ya sizin. İşte o yangın merdiveni ben ha gayri su yolu yaptım. Toprak abinle bir garaj macerası yaşadık. Ya mesleği adam kaçırmak olan bir herifin peşine düştüm. Şimdi de kız kardeşim ve sözlüsü nezarette. E'si? Diyorum ki ben. Senle tanıştığımdan beri başım hiç beladan kurtulmadı be. Şikayetçiysen karakol arkada canım. Yok canım ne şikayet ya, şikayet edeni vursunlar kızım. Ben sadece... Durum tespiti yapıyorsun. Hasar tespiti diyelim daha iyi olur. Ha ha yalan. Ha ha ha. Hem ne yapalım canım? Biz böyle bir aileyiz. Bize elini veren koluna veda etsin canım. Ha işte ben onu bu sabah daha iyi anladım. Neyi anladın? Sana elini vermek çok güzelmiş. Ya. Karakolun önündeyiz yalnız. İnadına müsaadenizle çocuklar. Benim uyku vaktim geldi. Estağfurullah efendim. Ben de zaten. İyi geceler dedim. İyi geceler efendim. İyi geceler çocuklar. Ay çocuklar ben de şunları toplayayım. Size iyi geceler. İyi geceler. Deniz ne yapıyorsun? Hadi. Zaten adama ayıp oldu. Hadi hadi gel. Bir dakika ya. Hadi gel. Yukarı gel. Saçmalama. Hadi gel yukarı. Ayıp olacak. Ben gideyim ha. Evet. Şimdi özür dile. Ha? Beni takip ettiğin için, Damla'nın evine gittiğin için ve kafanda saçma sapan şeyler kurup beni suçladığın için özür dile. Özür dilerim. Tamam. Affet. Niye bu kadar kolay affediyorsun ki? Çünkü sen anneme anlatmak istediğim ilk kızsın. Deniz. Bu...
Çalamam. Çalıyor musun? Sen konuyu değiştirmeye mi çalışıyorsun? Yoksa çok fena ağlayacağım. Tamam o zaman. Ne istersin? Bilmem. Bana seni anlatacak bir şey. Olur. Beni sev, sev de anlama, dokun, hisset, ne olur sorgulama. Sakın, sakın beni yargılama, yapma, değiştirmeye çalışma. Arzula, sev, okşa beni, üzme ne olur, üzme. Ele geçirmeye çalışma hiç böyle beni. Sen bana, ben sana benzersek ne olur? Nasıl dayanır ki aşk bu kadar ayrılığa? Beni neden sevdiğini hatırla ne olur? O ilk günler nasıl da aşkla sevişirdi? Aşk incelik ister canım, hayrat olma, beni böyle sev, değiştirme, boşver anlama. Bir güç savaşı değil bu, kendi haline bırak. Galibi yoktur ki hiç aşk bu, unutma. Aşk incelik ister canım, hayrat olma, beni böyle sev, değiştirme, boşver anlama. Bir güç savaşı değil bu, kendi haline bırak. Galibi yoktur ki hiç aşk bu, unutma. Aşk bu, aşk olacak. Sen izin verirsen yaşanacak. İzin verecek misin? Yaşanacak mı? Söz. Ya bahsediyorum! Ay dur! Ya bir sus ya!
Ben şikayetimi geri alıyorum. Almıyorsun. Evet alıyorum. Hayır almıyorsun. Evet alıyorum. Ya bütün gece, ben hastalıktan ağlarken senin aklın fikrin düğününde, gelinliğinde, düğününü mahveden o Çınar Bey kardeşimdeydi. Kardeş mi? Bir de kardeşin mi oldu? Benim duygularıma zerre kadar değer vermiyorsun Bahattin. Asıl sen benim duygularıma zerre kadar değer vermiyorsun. Bir kere ya, bir kere olsun çok yaşa demedin. Bu insanlar sürekli bana çok yaşa dediler. Sen bir kere olsun demedin Cavidan. Ama... Aması maması yok! Ben şikayetimi geri alıyorum. Çıkarın Çınar Bey kardeşimi. Hayır çıkarmayın. Ay! Yeter ama be! Bir sus be kadın, bir sus. Aa, rev 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 rev. Bu ne duda? Güzelim bir sakin ol. Bir de seni içeriden çıkartmakla uğraşayım. Lütfen. Bahattin, seni asla affetmem. Ben de seni asla affetmem Cavidan. Çınar Barutçu. Serbestsiniz. Ya şimdi, işim başkanı sanki. Buraya güzel. Memur Bey, hayırdır? Bahattin Bey şikayetini geri aldı, serbestsiniz. Peki işim? O kalacak yani, sonuçta bir memuru tutuklamaya çalıştı değil mi? Tamam, ağlamayın. Ağlamayın, şaka. Al abiciğim yengeyi. Al yengeyi, hadi. Hadi gidin abi. Hadi. Allah Allah, bize de yazık ama değil mi? Dedim daha neler anlattım, sizin hiçbirinizin haberi yok. Ben daha neler söyledim. Bak diyorum, siz iki insan birbirini seviyor yani. Değil mi hayatım? Kesinlikle. O yüzden ben diyorum ki sakın ama sakın böyle şeyler yapmayın diyorum. Bana bak, kız Cavidan, bak bir daha demeyeceğim. Bulmuşsun mıhlama peyniri gibi adamı, hani nereye çeksen oraya geliyor. Bir de naz yapsan o. Ay bir de sen bizi düşün, bizi. Bak adam kalas, odun. Yok bitmiyor maşallah. Azıcık kıymetli bir sen şunu canım. Ay tamam kız. Tamam affettim. Bak vallahi migreni tutacak. Vallahi Allah'ım yarabbim. Affettim. Affettim tamam. Şimdi Bahattin. Canım bir şeyler yapma. Bak şimdi bak. Bulmuşsun gül gibi kızı. Ay maşallah şu güzelliğe bak ya. Şu güzelliğe bak. Öyle değil mi adam? Bak biz gibi kız. Seni seviyordu. Şimdi sevdi ki evlenmek istiyor. Ay tamam ne olursun ya. Arıyorum sus ya. Ay o da affettim. Vallahi affettim ya. Affettin değil mi hayatım? Vallahi affettim. Ay biz barıştık. Biz barıştık. Barıştık. Ay dayanamayacağım ya. Ay. Barış bastı. Ay. Çak. Ay yeşil. Teşekkür ederim sana. Benim çakır gözlüğümü çıkardınız içeriden. Ay, o sana straplez gelinliği giydireceğine söz versin. Ben onu bir daha şikayet etmem. Bu da bana taktı da. Tamam da tamam. Ne istersen onu giy. Yeter ki asma mıncırı. Mıncır ne da? Ha, bu. Ay benim çakır gözlüğüm. Yaşa kaplanım benim. Sen de gördün ilk tavşanım. Oo. Eşim. Vallahi çok şükür bunu da atlattık ha. Kızım var ya bildiğin full aksiyonlu filmlere döndük ha. Ay ben bu hale niye geldik buldum ha. Nasıl buldun? Çınar'la bizim yıldızımız düşük. Neyiniz düşük? Ay Defne. Heh. Sen de Çınar gibi he.
Yıldızımız düşük, yıldızımız. Dün bir tane astroloji uzmanı bir kadınla tanıştım. Nasıl şeker, nasıl şeker. Ama konumuz bu değil tabii. Şimdi ben çınarı alacağım, o kadının kaldığı otele götüreceğim. Biraz bizim yıldızımıza yükselsin ya. Bu ne böyle düşük düşük? Olmaz ki. Olmaz yani. Bir dakika. Sen bu kadın nereden buldun? Ay canım benim, senin sayende. Hani sen bana broşür getirmiştin ya oradan. Ay bu kadın kim? Yani nasıl biri bu? Nasıl bir kadın bu? Çok tatlı biri. Böyle gördüğün zaman nasıl içim ısındı bilemezsin ha. Böyle sanki böyle 40 yıldır tanıyormuşum gibi. Ha? Acaba ben bu kadını daha önce gördüm mü ya? Hayır, çok tanıdık çünkü. Neyse şimdi ben gideceğim ya. Gidince sorarım artık. Şey yapıyor mu? Yeşim gitme. Ne? Hadi çıkıyoruz. Ay çıkalım. Vallahi ben senelerdir hapis yatıyor gibiyim he. Evet evet. Hadi çıkalım gidelim. Çok yorulduk. Gidelim biz de kahvaltı edelim. Olmaz. Bizim Çakır Gözlüm'le işimiz var. Ne işimiz var da? Gel sen benimle gel. Gel sen. Gelsin aşkım. Gelsin aşkım. Hadi Yeşim dur. Dur ama. Yeşim bir yavaş ol. Ay yavaşlayamam. Hadi bakalım, madem yoruldun ben de seni eve bırakayım. Merhaba Yeşimcim. Bu bavul. Gidiyorum ben. Ay, asla olmaz, gidemezsin. Ama Yeşimcim, ben. Yeşim, bak. Kadın da gidiyormuş, gel biz gidelim kara kızım. Gel, gel buradan gidelim. Gel. Kadın gidiyorum diyor. Olmaz. Dilek abla senin astrolojik haritanı çıkartacak. Hangi evinde ne var onu bilecek. O kadın tabi katastro müdürü mü? Nerede bilsin benim nerede evim var? Sus Çınar. Bu genç adam senin Çakır Gözlü mü? Evet Dilek abla. Senin onun haritasını çıkarman lazım. Ay biz son zamanlarda neler yaşadık bir bilsen. Belas kızı. Yani vallahi bilmesen benden kurtulmaya çalışıyorsun sanacağım. Ah ne saçmalıyorsun sen, yalan. Yalan mı?
Yolda gaza basayım diye başının etini yiyip durdun. Şimdi araba durur durmaz fırladın. Ya klasik kurtulmaya çalışan Defne hareketleri. Ay! Hassas kalasın benim. Ben çok yorgunum ve sen de yoruldun. Sadece böyle gidelim dinlenelim, böyle yarın bomba gibi olalım diye dedim ben. Tamam tamam, sakin, şaka yaptım. Ay. İyi o zaman, hadi git sen bir güzel dinlen. Ben de şirkete geçeceğim. Geç, geç. Sen geç şirkete. Günaydın bacım. Sensin bir günaydın. Senin şu kadın numarası var mı? Hangi kadın? Sorduğun soruya bak. Tabii ki var. Tamam. Bak şimdi benim acelem var, tamam mı? Bana kadının numarasını mesaj at. Benim gitmem lazım. Ulan Bambi. Heh. İş mi şimdi bu yaptın? Geçen gün haritasını çıkardığım Karadeniz'i hödük adam gibi. Bunun da Mars'ı Dika yo. O ne demek Dilek abla? Ay, çiçeğim yini yok demek yani. Neyim yok, neyim yok? Yin şekerim, yin. Dişil enerjin yok yani. Diş enerjinin bende ne işi var da? Ha uşak ha. Subhanallah, subhanallah. Ay ben biliyordum bir şeyin eksik olduğunu. Ay sen önemliyse baksaydın Dilek abla. Yok çiçeğim, önemli değil. Tanımadığım bir numara zaten. Şey var ki arıyoruz. Sanayiye kadar idare edersin artık. Hadi göreyim seni. Ulan lan kızı. Hani sen yorgundun? Lan ne işler çeviriyorsun yine ya? Abla sen aç telefonu ya. Benim zaten işim acele değil. Sen aç telefonu, aç. Nasıl acele değil? Acele çiçeğim. Dilek abla. Şekerim dedim, bir şey demedik. Çiçeğim ne tuta?
Ay, işte bak bu sinir, bu sinir hep Mars yüzünden. Bak görüyor musun? Nasıl 12. evinin tepesinden böyle dik açıyla sallanıyor. Oha, benim 12 tane evim yok ki, sallıyorsun. Herkesin vardır. Sallıyorsun. Ay Çınar bir sus ya. Ya sıkıldım da. Allah'ım ben bugün kalpten gitmezsem bu dünyaya kazık kakarım ha valla. Buyurun, buyurun. Ulan Defne, ulan Defne. Merhaba. Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim? Ay çok güzel bir soru gerçekten. Ben Sedef Akıncı'nın oda numarasını öğrenebilir miyim yani? Kendisi bana söylemişti, ben işte unuttum salak kafa. Üzgünüm hanımefendi, müşteri bilgisi veremiyoruz. Ya, öyle mi? İyi günler. Rica ederim. Teşekkür. Rica ederim. Kadın da açmıyor. Şeyler yakmaya başladı. Tırsıyorum ben ha. Çınar biraz sus. Şimdi bu tütsüler bize pozitif enerji verecek. Evet. Seni pozitif enerjiyle dolduracağım çiçeğim. Pozitif de sensin. Elektrik de sana. Çınar! Ne yeşim ne? Pil midir, şarj mıdır? Nedir bu kadın? Ne ayak durdu? Bir susma lan ha. Numarası. Defne seni niye arıyor? Ablacığım Defne seni niye arıyor? Ay. Aç şunu. Şükür Sedef Hanım. Bak şimdi Yeşim seninle görüşmeye geliyor. Sakın ona annesi olduğunu falan söyleme, tamam mı? Hatta yanındaysa mümkünse ortadan kaybol çünkü işler iyice karıştı. Ay ses versene be kadın. 701 numaralı odadayız, oraya gel. Kahretsin. Kahretsin. Yeşim. Defne, kızım neler dönüyor lan burada? Abi bak her şeyi anlatacağım ama önce Yeşim'i ayırtmamız lazım. İçeridesin biliyorum. Yalan.
Defne!